Ulan harbi son şans diye diye şansları bitirdik. Artık resmi olarak söyleyebilirim ki bu indirim tavsiye videonun adında son şans falan olmayacak. Hatta şaka maka bu benim son indirim tavsiyesi videom bile olabilir ya. Bundan sonra bu tarz olayları canlı yayında konuşur ve geçeriz büyük ihtimal. Tabi bazen çok büyük ilgi geliyor. Like atıp sevdiğinizi gösterirseniz belki devam ederiz ama. Neyse artık bu durumlar bu şekilde ilerleyecek gibi. Bir önceki videoda dediğim gibi özel fiyatlandırma olsa bile dolar artmaya devam edeceği için oyun fiyatları anlık olarak güncellenecek ve bunu iyi kullanmamız lazım. Bu videoda ise söz verdiğim şekilde Steam dolar olmasına rağmen hala alınabilecek oyunlara bakacağız. Tabii her videoda üstüne bastırdığım şekilde önemli olan artık o Steam'de aldığımız kalite hissine ulaşmak değil de artık sadece oyunlara erişim olduğu için her türlü yerden uygun oyun fiyatlarını toplamaya çalıştım. Bu videonun diğerlerinden sonra gelme sebebi buydu. Her yere bakıp uygun indirim tavsiyelerini bulmaya çalıştım. Bir like atıp ve %75'in içindeyseniz abone olursanız gerçekten çok müteşekkir olurum. Ve bu sefer belki gerçekten annemi gururlandırabilirim. Öncelikle burada yardımımıza gerçekten Epic Games koşmuş. Normalde Steam'de galiba çok rekabete girmek istemekleri için bir hafta önce veya son indirim yapan Epic Games bu sefer aynı gün indirimlerini başlattı ve yıllardır benim de aklıma gelmiş bir indirim tarzı yapmışlar. Bu arada şunu söylemeliyim ki Epic Games'in büyük ihtimal Fortnite gibi oyunlarında çok oynanmamasına rağmen hala Türkçe içerik yapmasının sebebi %100 Türkiye'den çok satış yapmalarından kaynaklanıyor olabilir. Cidden Epic Games Türk platformu gibi bir şey oldu çünkü. Yeminim var Epic Games'i korurum. Epic Games'te 200 TL üstüne bir sepet yaptıysanız, yani bir oyunun fiyatı 100 TL olması önemli değil, sepetin 200 TL'yi geçmesi önemli. Bu sepete fix bir %33'lük indirim uygulanıyor. Yani 200 TL'lik bir oyun 160 TL oluyor. Bu seferki en albenin Epic Games kısmı da şu ki, sepetinizin fiyatı ne olursa olsun ücretin %10'unu Epic Games bakiyesi olarak size geri veriyorlar. Vallahi ben bunu banka hesabına yatırıyorlar diye düşünmüştüm ama yok, öyle bir şey yapmıyorlar. Bir sonraki alışverişler için bu parayı biriktiriyorsunuz yani anlayacağınız. Ayrıca bu parayı direkt değil 2 hafta sonra yatıracaklarmış. Yani buradan oyun alayım sonra buradan gelen parayla başka oyun satın alayım diye düşünmeyin. Para hesabınıza indirimler bittikten 1-2 hafta sonra yatacak. Yani parayı kullanabileceğiniz en mantıklı yer büyük ihtimal bir ay sonra olacak, kış indirimleri olacak. Bu arada size de bir sorun var. Bu adamlar bu tarz bir indirimi firmaları nasıl empoze etmeyi becermişler? Mesela oyuna Steam'de atıyorum %15 indirim yapmış yapımcılar. Burada zorla %33 indirimle satmak zorunda. Bu durumda Epic Games bunu nasıl ikna etmiş veya cidden ceplerinden mi ödüyorlar? Veya onu bunu geçtim. Mesela GTA 5 Steam'de 163 indirimdeyken Epic'te indirime bile girmemiş. Çünkü %33 indirim olayına güvenmişler büyük ihtimal. Burada birinde dolar ama demeyin arkadaşlar. İndirimler yani indirim oranı bütün ülkelerde aynı oluyor. Yani oradaki paraya aynı indirim uygulanıyor. Yani GTA 5 Steam TL'de kalsaydı fiyatı atıyorum 100 TL olacakken Epic Games'te 370 TL'ye düşecekti. Bu da çok saçma. O zaman yabancılar Epic Games'e alışveriş yapmaz ki. Steam'de daha ucuz çünkü onlara. Yani her oyuna aynı oranda indirim yapma düşüncem teoride güzel olsa da kağıt üstünde gördüğünüz üzere pek de mantıklı değil. Yani en azından dünyanın geri kalanı için. Yani bizim Türk lirası Steam'imize göre mantıklı. Bu arada tam olarak da kötü bir şey değil bu. GTA 5 oynayana bakıp Epic Games yapamamış ya diye düşünmek saçma olur. Çünkü tam tersi olarak bu sefer de diğer platformlarda %20 indirime girmiş oyunlara burada %33 indirim yapabiliyorsunuz. Veya indirime giremeyecek kadar yakın zamanda çıkmış oyunlara da 300 TL indirimle alabiliyorsunuz. Hatta cidden yavaş yavaş videoya başlayalım. İlk tavsiyem kesinlikle Alan Wake 2 olacak. 600 TL'ye daha çıkalı bir ay bile olmamış bir oyun almak büyük nimet. 600 TL'ler falan arkadaşlar artık kesinlikle 2022 fiyatları. Bizim 2000'lere 3000'lere alışacağımız zamanlar gelecek. 600 TL direkt kapılır. Bir de Alan Wake Steam'e gelecek falan diye düşünmeyin arkadaşlar. Alan Wake'i Epic Games para vererek yaptırttı. Yani Epic Games özel bir oyun, o yüzden direkt 600 TL bulmuşken almak istiyorsanız alın, beklemeyin. Sadece Cyberpunk'ın Steam'deki teklif fiyatına Epic Games'e Phantom Liberty DLC'li versiyonu alabiliyorsunuz. Steam'e dolar gelmeden önce bile DLC'si sadece 400 TL'ydi. Burada ikisi birlikte 500 TL'ye satılıyor. Hatta yanında da bir 3 patlatın bu paketin 100 TL'ye. Bunun içinde zaten her türlü DLC de var. 560 TL'ye hala da almadıysanız keyfe bakabilirsiniz. Ama bakın tekrar diyeceğim ama şu oyunları oynadıysanız lütfen Epic Games'e sırf ucuz diye tekrar almayın arkadaşlar. Evet Epic Games kalitesiz bir launcher. Hatta o kadar kalitesiz ki ana sayfalarına koyup pazarladıkları Cyberpunk'ın üstüne basınca günlerdir farklı bir oyun açılıyor. Bunu bile çözememişler. Hatta fark etmemişler adamlar anlayacağınız. Bu siteyi şahsen ben sadece oynamadığınız oyunlarda iyi fiyatlar bulduysanız kullanmanızı tavsiye ederim. Bir önceki videoda yorumlarda Epic Games'i garezinle falan demişti. Kalitesiz arkadaşlar. Bu da 400-500 TL veriyoruz. Biraz kalite arıyor insan değil mi? Özellikle de bundan sadece 5 gün önce Steam'in o zamanlarını görmüş biri olarak. Steam'de 230 TL olan ve şu anda 120 TL'ye yani 4.12 dolara satılan Hades burada indirimsiz şekilde 40 TL. Bu zaten alınır fakat bununla beraber 160 TL ekleyerek bir oyun sepeti de yaparsanız işte o zaman sizden iyisi yoktur.
Hatta aynı şekilde Dead Cells de çok popüler bir indie oyundur. Onun da fiyatı 40 TL'de unutulmuş Epic Games'te. Mesela onu da ekleyelim. Hadi üstüne bir de Türkiye'de çok sevilen Detroit Become Human ekledik mi 220 TL'ye geliyor. Oradan da 150 TL'ye düşüyor. Bu paket örneğin direkt aklıma geldi. Kapın derim mesela. Epic Games'in olayı çok güzel fakat çok da büyük bir indirim yok. %33 günümüzü Türkiye'sinde maalesef ki çok bir şey etmiyor. O yüzden girin, kendi sepetinizi yapın, istediğiniz oyunları alın. Sonra da yani ayrılın. Steam'e geçersek bence hala bir şeyler alınabilir ama cidden çok istiyorsanız. Ya mesela bir önceki yıllarda böyle uygun fiyata oyunlar tavsiye etmişti. Bunlar oyun tavsiyesi de olabilirdi. Ama şu an gerçekten istiyorsanız ben buna 300 TL veririm ya diyeceksiniz oyunları alın. Öncelikle önceki videoda söylediğim abartı fiyatların birkaçı yavaş yavaş fark edilip çözülmeye başlandı. Çünkü büyük ihtimal yapımcılar fark ettiler böyle bir indirim döneminde hiç satış yapamamışlar. Bir şeylerin garip olduğunu anlamışlar gibi. Tabi hala saçma hatalar var. Mesela Portal Bundle vardı bayağı ucuz fiyatlı. Biz yayında liste oluşturmaya çalışırken paketi Steam'den kaldırdılar. Hani bildiğiniz aceleyle yok ettiler durumu. Bunu da koskoca Steam'in neden yaptığını anlamış değilim ya. Bir ara Euro Truck ve American Truck'ın ikisinin toplamı 36 sente satıldığı bir paket vardı mesela. Onu 30 dakika içinde uçururlar. Bazı oyunların fiyatı gözümüz önünde arttı falan, ne olduğumuzu şaşırdık. GTA 5 9 dolardı, fiyatı 15 dolara çıktı bir anda. Ha fiyatlar yine her ülkeden ucuz. Gerçekten bir özel fiyatlandırma söz konusu. Ama eskiden 100 TL olan oyun şu an 380 TL falan olmuş. Ve bu sürekli artacak dediğim gibi. Mesela mükemmel bir paket vardı. İsmi Half-Life 1 Anthology ve Half-Life 1 ve bütün yan oyunlarını sadece 31 sente kapsıyordu. Bunu bir MS'de kaydettim ama şu an o da yok. Hatta galiba şu meşhur Valve Complete Pack diye bir paket vardı. 10 TL'ye bütün Valve oyunlarını veriyorlardı. Onu bile kaldırmışlar. Vallahi bulamadım. Alınabilecek yani şey değil. Almanızı tavsiye ettiğim gibi. Gerçekten alabileceğiniz tek Valve paketi sadece Orange Box gibi. Onda da 1 dolara Portal, Half-Life 2 ve episodlarını almış oluyorsunuz. Videoya bir ek yapayım. VPN ile başka ülkeden baktım. Bu paketlerin hepsi hala duruyor. Ama Türkiye'de kapatmışlar. Yani Türkiye'den göremiyorsunuz. Gerçekten Valve'a ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani paket silmek ne oğlum Türkiye'ye özel? Battlefield oyunları 2024 tarih oyun başı 4 dolara düşmüşler. 4 dolar da 120 TL civarı ediyor. Yani hala alınabilirler. Ha tabi EA Play'in 5 dolar olduğunu unutmayın. Bana göre onu bir aylık almak hala daha mantıklı. Batman Arkham Collection her videonun olmazsa olmasıdır. Ne kadar 15 TL iken çok güzel teklifler olsa da şu anki fiyatları 260 TL civarı. Bu da güzel bir fast food menüsüne denk geliyor. Yani birkaç saat sonra çıkartacağınız bir zevk mi yoksa yüzlerce saatlik Batman kankalığı keyfi mi? Tamamıyla size bırakıyorum. Ha ama oynamak isteyene gider. Kesinlikle oynayın diye bir tavsiye değil bu. Yani zaten aklınızdaysa şahsen ben tavsiye ediyorum ama bilmeyene de al oyna demem. 15 TL'lere derdim ama işte. Red Dead Redemption 2 tekrar söyleyeceğim üzere PlayStation'da sadece 150 TL iken burada da 600 TL. Ki bunu söylediğime inanamıyorum fakat bu fena bir fiyat değil. Bu oyun eskiden yani 5 gün önce 1150 TL'ye satılıyordu ve zaten bu fiyat civarlarına iniyordu. Hadi 400-500 TL olsun. Yani ne kadar dolara geçmiş olsak da gene de alınabilir ve günümüzde bile pişman etmez. Hotline Miami insanları ne kadar zorluğuyla delirtmiş bir oyun olsa da ben bu tarz oyunları oldukça iyi ve sabırla oynuyorum. Ki PlayStation'da da 3 kez platin kupa aldım. İkisi de birer dolar civarı olmuş. Paket olarak alırsanız gidip şarkılarına da 2 dolar falan veriyorsunuz. O yüzden onu tavsiye edemem. Çünkü o 2-3 dolarlık fark bize 70 TL civarı ediyor. 29 TL'ye bir al belki alınabilir. Oğlum şaka maka dolarla oyun tavsiye etmek ne zormuş ya. Yani oyun tavsiye ediyorum, oyun 30 TL. Evet böyle bir oyun için pahalı ama 1 dolarcık işte. Benim kafam hala bizim gibi bir ülke başka bir ülkeden 29 kat nasıl kötü olabiliyor hala anlamlandıramıyor ya. Batman Telltale Series 100 TL civarı fiyata farklı bir Batman deneyimi sunuyor. Ben şahsen oynamamıştım fakat ilk sezonu, evet bu oyunlar dizi gibi sezon sezon ama bunu alırsanız hepsini alıyorsunuz merak etmeyin. İlk sezonu izlemiş biri olarak çok ilgimi çektiğini söyleyebilirim. Joker'le arkadaş olmak, onu doğru yola itmeye çalışmak, onunla takılmak gibi garip bir hikayesi var. Çok Batman hayranıysanız tabii ki bu ne la karakterleri bozmuşlar diyebilirsiniz ama farklı ve ilginç bir hikaye mi? İlginç bir hikaye. Aynı şekilde 20 TL olmasıyla 2 videoda önerdiğim Wolf Among Us serisi 100 TL'ye çıkmış. 20 TL olan bütün Walking Dead oyunları serisi ise 170 TL'ye. Tabi yanlış anlaşılmasın, bunları kötülemek için demiyorum. İnanın bu fiyatlar bile bu oyunlara kesinlikle değer ama 20 TL neredeydi, 170 TL nerede? Türklerin en sevdiği şirketlerden biri olan Crytek oyunları en başta çok pahalıya çıkartmıştı. Fakat fiyatları düzeltip %50 düşürmüşler sağ olsunlar. Yani 10 dolardan 5 dolar civarlarına düşürmüşler. Örneğin Crysis'ları. Ve bu da 150 TL ediyor. Vallahi dürüst olmak gerekse pek değecek fiyatlar olduğunu düşünmüyorum. Tamam bize kıyak yapmışlar, fiyatları düşürmüşler de. Bu oyunlar tam 30-50 TL'lik oyunlar, kimse kusura bakmasın. Videonun sonunda EA oyunları için bir bilgi vereceğim. EA oyunu oynamak istiyorsanız lütfen o kısmı izlemeden geçmeyin. Gelelim videonun son ve benim favori kısmıma ki o da PlayStation kısmı olacak. Hani Epic Games Steam'in yanında sanki sahte oyun satın alıyormuş gibi hissettiriyor ya. İşte bana göre Steam PlayStation
PlayStation'a sahte oyun alıyormuş gibi hissettiriyor. Tabi Epic Games ile Steam arasındaki fark kadar devasa değil ama mantığı anladınız işte. PlayStation'da çoğu oyun dolar kuruna hala 13-15 civarından alıyor ve üstüne de Black Friday indirimleri eklendi. Yani bunun sayesinde çok güzel indirimler yakalayabilirsiniz. 100 TL'ye Bloodborne alabilirsiniz mesela. Örnek olarak söylüyorum. Şahsen ben bu fiyata tavsiye etmezdim. Çünkü PlayStation Plus'ın içinde var ve o da 80 TL civarlarında. RDR 2 ne kadar Steam'de alınabilir seviyede olsa da PlayStation'da bildiğiniz kaçmaz seviyesinde. Çünkü 150 TL fiyatı. Kendisi yıllardır zamlanmadı ve bilgisayardaki 1150 TL civarına en başta zaten hiç çıkmamıştı. Yani 470 TL'den düşünce tabii ki iyice ucuzlamış ve sadece 150 TL ya. Tabi Rockstar kafasını GTA 6'dan kaldıramıyor diye PlayStation 5 versiyonu getirilmedi. Yani oyun 30 FPS ve dokular günümüzde biraz kalitesiz gözükebilir. Çünkü PlayStation 4 versiyonu ama oynamadıysanız valla ben böyle bir oyunu PlayStation'da oynamayı tercih ederdim. Last of Us Part 1. Şayet bu oyunu daha önce hiç oynamadıysanız 500 TL'ye oldukça alınabilir bir fiyat. Özellikle diğer platformdaki fiyatları görünce bunu daha da albenili yapıyor. 3 tane mafya oyunu, bir remake, diğer ikisi remastered 123 TL süper fiyat. Sadece birinci oyun için bile alınır ki seriyi seven adam gider ikinciyi de oynar, onu net bir şekilde söyleyebilirim. Üçüncü konusu da şüpheliyim ama. God of War Ragnarok sadece 400 TL. PlayStation 5 kankasıysanız 500 TL. Geçen sene ilk çıktığında bu fiyatlar fazlaydı ama bir sene boyunca zam uygulamadılar sağ olsunlar. Şimdi indirime girince tam alınabilir seviyede olmuş bu oyun. Vallahi bu sene video çekeceğim diye onlarca oyun oynadım ve hala bu oyunun verdiği hisleri bulabilmiş değilim arkadaşlar. Lütfen şu oyunu oynayın ya. Kanalımda hikaye videosunu yaptım ve çok izlendiğini anladığım kadarıyla insanlar hikaye videosunu izleyip geçti diye tahmin ediyorum. Öyle bir şey yapmayın, bu deneyimi kaçırmayın. Sifu Şubat ayında oyunlara ilk zam dalgası geldiğinde çıkan bir indie oyundu ve fiyatı 400 TL olunca böyle bir oyuna kim bu parayı verir dedik ama geldiğimiz bu noktada alıştık anlayacağınız üzere. 150 TL'ye oynayabileceğiniz en farklı ve tam olarak böyle niş kalmamış tarzda bir indie. Herkesin sevebileceği tarzda bir yapım. Hadi ama hangimiz kung fu sevmez ki? Steam'de 10 dolar yani 300 TL civarında. Bence o kadar da çıkmaya gerek yok. 150 TL'ye PlayStation'da kesinlikle kapılır. Bir kolye sayesinde her öldüğünde yaşlı şekilde dünyaya geri gelip bölümleri geçmeye çalıştığınız bir oynayışı var. Hafiften böyle bir backtracking yapabiliyorsunuz. İlk bitirişiniz atıyorum 3-4 saat sürüyorsa ve 80 yaşında bitirdiyseniz diğer oynayışlarınızda 1,5 saatte 30 yaşında bitirmeyi falan hedefliyorsunuz. Tekrar tekrar oynanır yani. Özellikle de ben bu oyunu gerçekten çok iyi oynuyordum. Aşırı keyif veriyordu valla. Sekiro Steam'de 870 TL olmasına rağmen burada 230 TL ve tam bir PlayStation oyunudur kendisi. Kontrolcüyle akıp giden bir yapıya sahip. Souls oyunlarının oynayışını benim gibi pek sevmiyorsanız bile bunu bir deneyin çünkü peri mekaniği gerçekten çok iyi ve savaşları daha keyifli yapıyor. Ayrıca böyle nereden gideceğiniz çok belli olmayan da bir yapısı yok. Dümdüz ilerleseniz bile yolunuzu bulabiliyorsunuz. O da daha oynanabilir yapıyor herkese göre. Tamam, son olarak da EA'in kendi bir uygulaması varmış. İsmi ise EA Play. Galiba Origin'den farklı bir uygulama. Burada da artık niye böyle bilmiyorum ama dolar molar söz konusu değil galiba. Çünkü oyunları dolara 2 TL'den hesaplayıp 20 TL'ye satışa koymuşlar. Hani hep diyordum ya işte bu oyunu almak yerine EA Play satın alın diye. Şimdi ise direkt bu oyunları satın alınabilir. Şey zaten 20 TL'ler ve direkt sahip olunabilirler. Hatta uygulamada EA Play zamlı değil, direkt olarak 40 TL'ye satılıyor. Steam'den bir şey fark edip TL'yi güncelleme hatta kaldırma listeleri illaki vardır. EA oyunları için bu platformu kullanın kesinlikle. Hatta bu videoyu pazar günü yetiştirmiş olacağım. Bugün cumartesi. Face'te gezerken satın alımları iptal mi ediyorlarmış FIFA gibi büyük oyunlarda? Hani dikkatli olun arkadaşlar. Direkt gidip birkaç aylık EA Play falan satın almaya bakın. Videoyu toparlamak gerekirse evet Steam'i kaybettik fakat her platformda illaki indirimler devam ediyor ve ölümü görüp sıtmaya razı olmuş şekildeyiz. Sürekli dediğim gibi artık oyunlara kaliteli şekilde ulaşmaya değil de oynamak için ulaşmaya çalışmamız lazım. O yüzden yok Steam'dir, yok EA'in kendi uygulamasıdır, yok Arda Demirbaş Launcher'dır, bunlara takmayın. Ucuz oyun varsa alın kardeşim. Kapatalım Çağla, bugünkü videoyu da kapatalım.